Değerli dostlar, şimdi de deltoidin testindeyiz kardeşlerim. Deltoid'den bir tane test varmış. Hemen o testi de gömelim. Sonra diğer konuya geçeceğiz inşallah diyelim. Alıyorum hemen ilk testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Deltoid'in özelliklerini de hatırlayacağız birlikte arkadaşlarım hem. Hem de sorularımızı çözün. Yavaş yavaş iyice öğrenin siz de bu konuyu. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki ABCD deltoid. Deltoid biliyorsunuz iki tane ikiz kenar üçgenden oluşan bir şekil. Üste zaten bir ikiz kenarı vermiş bize. Demek ki bir de şu odaklanmayı bir ayarlayayım şöyle. Demek ki bir de şurası da ikiz kenar olacak arkadaşlarım. Bunlar da birbirine eşit olacak. Deltoid'de şu yandaki açılar birbirine daima eşittir. O zaman hemen şuraya da 100 derece olduğunu söyleyeceksiniz. Ve deltoid sonuçta bir dörtgen ve dörtgenlerin de iç açıları toplamı hepsi neydi? 360 dereceydi. Hemen toplayıp 360'a eşitliyorum. 100, 100 daha 200, 295 yaptı. 360'dan da 295'i çıkartırsanız ne kalıyor dostum? 6, 0. 65 derece kaldı diyebilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Geldik 2 numaraya. Yine deltoid olduğunu söylemiş bize dostlar. Ve bakın ikiz kenarımızdan birisi aşağıda. Demek ki şu yukarıdaki de ikiz kenar olacak. Bunlar birbirine eşit. Buna da tek çizgi koymuş. Demek ki bir küçük ikiz kenar da şuradan çıktı arkadaşım. Şimdi deltoidde bu ikiz kenarların tepesini birleştiren şu köşegen her zaman açıortaydır dostum. O halde şuraya açıortay olduğunu bir gösterelim. Buranın da açıortay olduğunu söyleyelim. Yani 35 derece olduğunu söyleyelim. Şurada bakın 95, 35 daha 130 yapar. Şuraya da 50 derece kaldığını söyleyelim. O halde burası da 50 derece. İkiz kenar üçgenden 50, 50 daha şurası 50 oldu. Şuraya toplamları 100 yaptı. 80 derece kaldı. Ve son olarak demiştik ki deltoidde şu yandaki iki açı birbirine eşit. Demek ki bu 95 ise bu da 95 olacak. Alfaya da 15 derece kalacak diyebiliyorsunuz dostlarım. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet 3 numaralı sorudayız. Diyor ki ABCD deltoid AB eşittir AD. İkiz kenarları belli etmiş bize. Şurasıyla burası eşit. Demek ki bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olacak. Deltoid böyle. Şimdi 4 var 6 var. KLMN bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bizden de deltoidin alanı isteniyor. Şimdi deltoidin alanı tüm dörtgenlerin alanı nasıl bulunuyorsa deltoid de öyle bulunacak. Yani köşegenleri çarpıp 2'ye böleceğiz. Dostum ilk köşegenimizi bir bulalım. BD'yi bulalım. Bunu da nasıl bulacağım arkadaşlarım? Orta tabandan bulacağım. Hemen şunlar madem ki yan kenarları 2'ye bölüyorlar. Lüleburgaz noktasıyla şurası. O halde 4 ise BD köşegeni 8 olacak. Orta tabandan. Hemen AC köşegenini de bulalım. O da 6'nın 2 katı olacak dostum. 12 geldi. Deltoid'de bilmen gereken bir diğer özellik de köşegenlerin dik kesiştiğini hatırlayacaksınız. Hemencecik. Artık alanı bulabiliriz. Neydi kural? Köşegenleri çarp 8 ile 12'yi çarp 2'ye böl. Bir de köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyorduk. Yani 90'ın sinüsüyle çarpacaksınız. O da 1 olduğu için yazmaya bile gerek duymuyorsunuz dostlarım. Hemen şunları sadeleştirelim. 6 olsun burası. 6 kere 8. 48 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. 4 numaralı sorudayım arkadaşlarım. Bakalım ne diyor 4 numara. ABCD deltoid zaten ikiz kenarları göstermiş bize. Oran vermiş dostlar bir de. BE'ye 2K dediğiniz takdirde BE'ye 2K diyelim. EC 5K olacak. Burası 5K. Şimdi toplam BC 7K olduğu için buraya da mecbur 7K'yı yazdım. 10 var. ED nedir diye bir soru soruyor. Şuranın tamamını istiyor bizden. Biz ne öğrenmiştik dostlarım şurada ikinci sorumuzda? Deltoid'de şu ikiz kenarların tepesini birleştiren uzun köşegen açıortaydır. Yani şuraya açıortay olduğunu söylerseniz
Bakın ne çıktı? Açıortay teoremi çıktı karşınıza. Şurası bizim kafa. Şunlar bizim kol dediğimiz şeyler. Kol. Vücudumuz burada. Ayaklarımız da burada arkadaşlarım. Ve ne demiştik? Ayağın kola oranı. Bakın 5K'ya 10 düştü gördüğünüz üzere. 2 katı çıktı yani. 7K'ya ne düşecek o halde? 14 düşecek. Açıortay teoremini de yaptım. Toplam uzunluğumuzu da 24 buldum. Bursa'yı işaretledim dostlar. Beşinci sorumuza bakıyoruz hemen. 45, 90. O halde burası da 45 derece olacak. Bakın bu seferki deltoidimiz yana yatmış. Soldan sağa doğru deltoid. Şunlar ikizkenar, bunlar da ikizkenar. Şu açıyla A ile şuranın tamamı eşit olacak birbirine falan filan. Peki 2'ye x dedik buraya. Şurası da o zaman arkadaşlarım 2 artı x olacak 45, 45, 90'dan. Hatta burası 2 artı x'in kök 2 katı olacak dedik. Şu da açıortay oluyor demiştik. Uzun köşegen her zaman açıortaydır. Buna göre x nedir diye bir soru sormuş. Dostum bak şu yine açıortay teoremini yapalım. Şurası 2 artı x. Kollara bakın. Burası kök 2 katı. Açıortayın kolları arasında şöyle bir ilişki var. Bir şey diğer kol kök 2 katı. Ayaklarda da aynı muhabbet olacaktı. Bir şey burası da kök 2 katı olacak. Yani 2 ise hemen kök 2 katını yapıştırın. 2 kök 2'dir. X dediğimiz uzunluk açıortay teoreminden çözdük soruyu. 6 numaraya geldim. Yine ABCD deltoid diyor ve AB ile AD'nin eşit olduğunu söylemiş bu sefer. Tamam. Demek ki deltoidimiz yukarıdan aşağıya doğru bir deltoid arkadaşlar. Tamamdır. ABAD'ydik. BD 16 verilmiş. BD şu bizim kısa köşegenimiz 16. EF 17 verilmiş. E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre dörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar biz ne öğrenmiştik canım kardeşlerim? Bir dörtgende herhangi genel dörtgenlerde bir kenar bile ikiye bölünmüşse dostlar biz hemen diğer kenarların da şöyle orta noktalarını alıp şu ortadaki dörtgeni oluşturuyorduk paralel kenarı. Şurayı da oluşturalım hatta şöyle. Ve bu dörtgen her zaman paralel kenardı. Eğer ki büyük dörtgenimin köşegenleri dik kesişiyorsa ki deltoidde evet köşegenler her zaman dik kesişir. O halde bu ortada oluşan dörtgen dikdörtgen oluyordu. Demek ki şurası 90 derece. Şimdi dostum BD'yi kaç vermişti bize? 16. BD 16 ise bu adam şu FK diyelim. FK bunun orta tabanı oldu BD'nin. Demek ki yarısı olacak 8. Şu EF'yi bize kaç vermişti bu kerata? 17 vermişti. Demek ki 8, 15, 17'den şu EK dediğim uzunluk 15 birim geldi. Şimdi bundan sonra alanı bulmak için iki yolumuz var. 1. Dörtgenlerde öğrendiğiniz gibi şu ortadaki dörtgenin alanını bulursunuz dikdörtgenin ve büyük dörtgen bunun hep iki katıydı. Buradan yapabiliriz. Hemen yapalım. 8 çarpı 15 ne yapıyor? 120. Şu dikdörtgenin alanı 120 ise deltoidin alanı da ne çıkacak dostlarım? 240 çıkacak. Bu birinci yol. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hani şu AC köşegenini de yine orta tabandan bulabilirsin. 15 ya bu EK. Bu da 30 olacak dersin. 16 BD. 30 da burası. Neydi kural? Köşegenleri çarp. 2'ye böl. Bir de aradaki açının sinüsü 90 olduğu için 1'dir demiştik. Buradan da bulabilirsiniz 240. Evet, ilk 6 sorumuzu gömdük. Hemen 7. soruyla bakalım ne diyor 7 numara. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. Katlama sorusu. A noktası DB boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor diyor. AB AD'ye eşittir. 17 birim olarak verilmiş. Şurası 17. Burası da 17. Şimdi bunu içeriye doğru katladığımızda şöyle bir şey oluştu tabii ki. Bu A üssü buraya geldi arkadaşlar. Ve bu da 17. Bu da 17 oldu. Şurası her zaman açıortaydı demiştik. Kat çizgisi her zaman açıortaydır. Bunu gösterdik. CD'yi 25 vermiş. Şuraya 25'imizi yazalım. BD'yi 30 vermiş. Şuraya 30'umuzu yazalım hemen.
A üssü C arasındaki uzunluk nedir diye soruyor. Şimdi bunları bir de burada da göstereyim ki ben daha rahat çözelim. Çok şekil karıştı orası. Şurası A üssü dedim. Dostlar şurayı çizelim bir. Bakın şurada oluşan 17, 17, 17 dediğimiz şey bir eşkenar dörtgen çıkar arkadaşlarım. Dört kenarı birbirine eşit olan şekil. Eşkenar dörtgen. Hemen bunun köşegenlerinin dik kesiştiğini gösterelim. Deltoidden de söyleyebilirsiniz. Eşkenar dörtgen de köşegenler dik kesişir. Oradan da söyleyebiliriz. Deltoid'de kısa köşegen ikiye bölünür. Bize kaç vermişti BD'yi? 30 vermişti. 15, 15 diye yazdım. 8, 15, 17 geldi. Buraya 8'i söyledim arkadaşlarım. Hatta şurası da 8'dir diyelim. 8, 15, 17'den. Bir de şurayı 25 vermişti ki bakın şurası da 25 tabii ki. Şu dik üçgeni konuşalım birazcık arkadaşlar. Şurada 15, 20, 25 dik üçgenimiz var dostlar. Demek ki şu uzunluğun tamamı 20 birim olacak şurası. 8'i buradaysa buraya da ne kaldı? 12 birim kaldı. Yani A üssüyle C arasındaki mesafe 12 birimdir dedik. Edirne'yi işaretledik hemen. Evet, 8 numaradayız. 4 4 verilmiş şurası. Deltoidmiş bu şekil. Şeklindeki kağıtlarla aşağıdaki çiçek motifi oluşturulmuştur diye soruyor dostlarım. Tamam. Buna göre oluşan çiçek motifinin çevresi kaç birimdir diye de bir soru sormuş bize. Gayet basit, kolay bir soru olmuş arkadaşlarım bu da. Hemen şöyle yapalım. Şimdi deltoidimizin şurası 90 dereceydi ve şu uzunluklar 4'er santim diye verilmişti bize. Şöyle ne demişti? AB deltoid. Tamam. Bize ne lazım dostlar? Bu şeklin çevresini bulmam için deltoidin şu kısa dediğimiz ikiz kenarlarının kenar uzunlukları lazım. Şunları bilmemiz lazım. Peki kaç tane var? 2 burada var. 4, 6, 8, 10, 12 tane şuna bir K birim dersek biz şu uzunlukların her birine K dersek bizden 12K'yı istiyor bu çevre olarak. 12K'yı bulmamı istiyor. Hadi bulmaya çalışalım şimdi bunu da. Şöyle yapsak, şu kısa köşegenlerini her birinin çizsek arkadaşlarım. Karşımıza bir düzgün altıgen çıksa burada. Şöyle bakın, her birinin kısa köşegenini çizdim. Şurada karşıma ne çıktı? Her biri eş olduğu için bunlar da birbirine eşit olacak. Düzgün bir altıgen çıktı. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi dostlarım? 120. Uzun köşegende açıortay olacağı için şuralar hep 60'ar derece geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum dostlarım. Bunlar hani 4 4 ya. Aslında şuradaki deltoidimizin şurada da göstereyim onu. Şu kısa köşegeni çizildiğinde demek ki şurası eşkenar üçgen çıkıyormuş. Bu da 4 olacak. Buradan hemen 90 45 45 üçgenini yaparsak K kök 2 gelir. 4 dediğimiz uzunluk. Demek ki K dediğim şey 2 kök 2 olacak. K'ya 2 kök 2 diyelim. Çevresi de 12 çarpı 2 kök 2'den 24 kök 2 gelecek. Sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 9 numaraya geldim hemencecik. Ne diyor? ABBC'ye eşit. Evet, deltoid olduğunu gördünüz. ABBC'ye eşitmiş. Tamam. Kağıt A ve C köşeleri BD köşegen üzerinde çakışacak şekilde DE ve DF doğruları boyunca katlanıyorlarmış dostlarım. Tamam, katlandılar bunlar. Şöyle yapalım hatta. Bunun katlanmadan önceki halini de bir gösterelim biz şöyle. Şöyle olsun arkadaşlarım. Katlanmadan önceki halini de bir çiziyorum ben buraya. Ve biliyorum ki şurası kesinlikle açıortaydır. Onu bir yazalım. Şurası da kesinlikle açıortaydır. Onu da söyleyelim. Sarı renkli bölgenin alanı 6 birim karedir. Madem ki sarı renkli bölge 6 birim kare, şuralara 3, 3 diye seslenelim. Pembe renkli dörtgenin alanı 15 birim karedir. Pembe 15 birim kare ise şuraya 15 bölü 2, buraya da 15 bölü 2 diye alanlarımızı yazalım. 15 bölü 2'ye 15 bölü 2. Buna göre deltoidin alanı nedir? Kaçtır birim karedir diye de bir soru sormuş bize dostum. Sen şimdi deltoidin şu katlanan kısmını tekrar geriye açacaksın dostum. Bak bu 15 bölü 2 katlanmadan önce şurasıydı 15 bölü 2.
katlandı, buraya geldi. O halde şurası da 15 bölü 2 olacak. Yine aynı şekilde bu da katlanmadan önce buradaydı. 15 bölü 2 olacak burası da. Şimdi tüm alanı bulmaya çalışalım hemen. Şurası 15. 15 de buradan geliyor. 30. 30. 6 daha. 36 geldi. Tüm deltoidin alanı dedik. Gayet kolay bir katlama sorusuydu arkadaşlar. Hemen geldik 10 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor. ABCD deltoidi. AB eşittir BC demiş dostum. Tamam, AB ile BC eşit. E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Deltoid biçimindeki kağıt AE, EF ve FA doğrusu boyunca kesilerek AEF üçgeni elde ediliyor. Tamam, şu ortadaki üçgen elde edildi. K ve M bulundukları kenarların orta noktası olmak üzere A köşesi KM boyunca katlandığında, tamam, bunu da A köşesini katlayıp şuraya getirmişiz arkadaşlarım. Demek ki bu tam ortadaymış ki A tam buraya denk gelmiş. Şu aradaki mesafe birbirine eşit olacak o halde. Bu tam orta noktaymış KM, onu da söyleyelim. KEFM, KEFM. Şuradaki dörtgenin alanı 9. Şurası 9'muş dostum. Hani üçgende benzerliği hatırlayın. Üstteki üçgene S dediğimizde alttaki dörtgen ne oluyordu? S, 3S, 5S diye gittikleri için 3S. Ve bize 3S'i 9 vermiş. Burası madem ki 9, o zaman burası da 3 olacak. Yani bu üçgenin alanı toplam 12 birim oldu. Buna göre deltoidin alanı nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen şöyle deltoidi tekrar alıyorum elime. Ve biz biliyoruz ki şurayı ne bulduk şimdi? 12 birim bulduk buranın alanını. Bize neyi soruyor? Tüm deltoidin alanı nedir diye bir soru soruyor bize de dostlar. Bunlar neydi? K ve E ve F neydi arkadaşlarım? Bulundukları kenarların orta noktalarıydı. Şunlar orta noktalar. Onu bir gösterelim şöyle. Buralar orta noktaymış. Ve bu KM dediğimizde tam bunun ortasından geçen bir doğruydu. KM dediğimiz doğru. Şöyle tam ortadan geçiyordu ve biz burayı 3 bulduk. Şurası da 9 çıkmıştı. Bunu da bir hatırlayalım hemen istedim. Dostlar, videoyu bir durdurdum. Bir kahvaltı yapıp geri geldim. Şimdi bir daha bakalım bu soruya. Şurayı, şu üçgenin alanını 12 bulmuştuk. Kahvaltıdayken şu geldi aklıma arkadaşlarım. Bir de şu köşegenlerini çizsek bunun. Şöyle köşegenlerini çizdiğimiz takdirde bakalım neler olacak, bunu bir görelim. Şu bir orta taban oldu arkadaşlar. Şunun orta tabanı oldu. Demek ki hatta şu küçük de buranın orta tabanı oldu. Şuna biz mesela x birim desek şurası x x olacak diyebiliriz artık. X x birim oldu. Hatta bu köşegenler birbirini ortalıyordu. Şu daha doğrusu kısa köşegen ikiye bölünüyordu. Şurası da 2x oldu. Şimdi şurada bir benzerlik yapalım şu üçgende. 2 bölü 3 benzerlik oranları gelecek. 2 bölü 3. Demek ki alanların oranı 4 bölü 9 gelecek. Yani yukarısı 4S ise şu tamamı üçgen 9S. Ve biz 9S'i ne bulmuştuk dostlarım? 9S eşittir 12 bulmuştuk. Dolayısıyla S eşittir 12 bölü 9, yani 4 bölü 3 çıktı. O halde üstteki üçgenin alanı 4S olduğu için 16 bölü 3 diyebilirim ben bu üçgenin alanına. 16 bölü 3. Şimdi bir de şuradan bir hareket edelim. Bakalım neler yapacağız. Şurası 2, şurası 3 oranıydı dostlar. 2K'ya 3K diyelim. Şimdi bu 3K uzun köşegenin tamamının orta tabanı. O zaman tamamı 6K olacak buranın. Onu da yazalım. Burası 6K'dır. Şimdi 2K'lık üçgene 16 bölü 3 düştüyse 16K'lık üçgene, şey pardon ne dedik, 6K'lık üçgene, bir daha söyleyeyim onu, 2K'ya 16 bölü 3 düştüyse 6K'ya acaba ne düşecek diye soralım. 3 katı olduğu için bunun da 3 katı olacak, yani 16 birim düşecek arkadaşlarım. Şu üstteki deltoidin üst bölgesindeki üçgenin alanı 16 geldi. 16 da aşağısı olacak çünkü deltoidde uzun köşegen alanı 2'ye bölecek. Toplam ne çıkacak o halde? 32 gelecek diyebiliriz. Evet, sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıktı arkadaşlar. Pekala, deltoidde gömdük. Bir sonraki videoda yamuğa geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.